Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda 11. sınıf kimya ve enerji ünitesinin 4. testini çözeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Demiş ki NO ile O2 gaz tepme erip NO2 oluşturmuş ve 57 kJ bölü mol ısı açığa çıkmış. Diyor ki tepmesi standart koşullarda gerçekleşmektedir. Tepme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Evet ilk seçeneğe bakıyoruz arkadaşlar. 30 gram azot monoksit gazı tepmeye girdiğinde 57 kJ ısı açığa çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar 1 mol NO kaç gram yapar? Azotun eması 14, oksijenin 16, 30 gram zaten. Yani bu ne demek? 1 mol NO gazı diyor tepmeye girdiğinde 57 kJ 57 kJ ısı açığa çıkar. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın tepimemde 1 mol NO gazı tepmeye girmiş ve 57 kJ ısı açığa çıkmış. Doğrudur. Bursa'ya bakıyoruz arkadaşlar. Tepkime ısısı diyor. Eksi 57 kilojül bölü moldur. Arkadaşlar eğer ısı üründe ise ısı açığa çıkıyor anlamına geliyor. Delta H'im ne oluyor? Sıfırdan küçük yani negatif oluyor. Önüne eksi koyuyorum. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Ceyhan'a bakıyoruz. 17,1 kilojül ısı açığa çıktığında 0,3 mol NO2 oluşmuştur. Arkadaşlar normalde 1 mol NO2 gazı oluştuğunda 57 kilojül ısı açığa çıkarsa 17,1 kilojül ısının açığa çıkması için ne kadar en NO onun tepmeye girmesi lazım? Bu bunun 0,3 katıdır. O zaman birin 0,3 katı da 0,3 mol NO2 oluşması gerekir. Doğrudur. Evet Denizli'ye bakıyoruz. Tepkime entalpisi NO gazının standart molar yanma entalpisine eşittir. Arkadaşlar NO gazının standart molar yanma entalpisine baktınız. Evet NO'nun yani 1 mol NO yandığında açığa çıkan ısıdır aynı zamanda değil mi entalpi? Doğrudur. Edirne'ye bakıyorum. Tepkime entalpisi NO2 gazının standart molar oluşum entalpisine eşittir. Arkadaşlar standart molar oluşum entalpisi ne demek? 1 mol NO2 oluştuğunda açığa çıkan ısı demek. Peki gerçekten 1 mol NO2 oluştu mu? Oluştu ama Bakın elementlerinden oluşması gerekiyordu ama NO bileşiktir. Buraya dikkat edeceğiz. Çünkü molar oluşum entalpisi ne demek arkadaşlar? 1 mol bileşik oluşsun. Ancak elementlerinin kararlı halleriyle oluşsun. Bakın burada bileşikten oluşmuş. O zaman Edirne'ye yanlış diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bize bir tepkime verilmiş ve delta H'ı verilmiş. Diyor ki karbon standart molar oluşum entalpisi eksi 394. Yazalım üzerine. CO2'nin delta H'ı verilmiş eksi 394 SO2'nin molar oluşum entalpisi de 296 verilmiş. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu arada molar oluşum entalpisi dediği için bizim ayrı ayrı bunların molar oluşum tepkimelerini yazmamız lazım. Hemen şu yukarıya yazalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. CO2'nin molar oluşum entalpisi, standart oluşum entalpisi ne demek? 1 mol CO2 oluştuğunda açığa çıkan yani şudur değil mi? Karbon katısı oksijen gazıyla tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazın oluşur. Buradaki delta H değeri ne kadarmış? Eksi 394'müş. Tamam abi. Zaten kararlı hallerinin yani elementlerin kararlı halleri tepkimeye girdiğinde oluşan bileşik nedir? Oluşum entelpisidir. O zaman direkt üzerine yazabiliriz. Eksi 394. SO2'nin ne kadarmış arkadaşlar? Eksi 296'ymış. O zaten sıfır ama şu adamı bulmamız lazım. Bulabiliriz zannedersem. A da onu demiş. Evet diyor ki hangileri hesaplanamaz demiş. CS2 katsının standart model oluşum entalpisi. Bakın arkadaşlar şu adama x derseniz delta h neydi? Ürün eksi giren değil mi? O zaman şöyle yazsak. H ürün eksi h giren eşittir delta h. H ürün ne kadar? İşte 2 çarpı 296 yalnız önünde eksi var. Dikkat edeceğiz. Çarpı şey pardon artı bir tane de karbondioksit ne kadar eksi 394 burayı toplayacağız eksi diyeceğiz girenlerde kim var sadece x var eşittir diyeceğiz eksi 909 buradan arkadaşlar x'i bulacağız bu bizim ne olacak cs2'nin molar oluşum entalpisi olacak doğrudur bulabiliriz <laughs> pardon arkadaşlar b'ye bakıyorum Karbon katsının katısının standart molar yanma entalpisi. Arkadaşlar yanma entalpisi ne demek? Bir molünün yandığında açığa çıkan ısı. Doğru mu? Yani CS2 katısı. Yandığında açığa çıkan ısı. Arkadaşlar zaten o tepimi bize verilmemiş mi? Bakın bir mol karbon yandığında zaten açığa çıkan ısıdır aynı zamanda. Doğrudur. Yani delta h eşittir. C'ye bakıyorum. 272.7 kJ ısı açığa çıktığında harcanan CS2 katısı miktarı Arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Harcanan CS2 demiş. Normalde 1 mol karbon disülfür harcandığında 909 kJ ısı açığa çıkarsa 272.7 kJ ısı açığa çıkması için ne kadar CS2'nin molünden gerekir deyip oradan yorum yapabiliriz. Yalnız miktarı demiş. Bunun için karbon ve kükürtün eması verilmeli, verilmiş mi? Verilmiş. O zaman hesaplayabiliriz. Denizli'de 1 mol O2 gaz harcandığında açığa çıkan ısı miktarı. Bakın arkadaşlar tepmede 3 mol O2 harcandığında 909 kJ ısı açığa çıkmış. O zaman 1 mol harcandığında ne kadar açığa çıktığını yorumlayabiliriz. Yine de yazalım isterseniz. 3 mol O2 gaz harcandığında 909 kJ ısı açığa çıkarsa 1 mol O2 harcandığında ne olur? 3'te 1'i 303 kJ ısı açığa çıkar. Hesaplarız. Edirne'ye bakalım. 2 mol SO2 gazı yandığında açığa çıkan ısı miktarı arkadaşlar. Siz SO2'yi yaktığınız zaman ne oluşur? SO3 oluşur. Şu an biz neyi biliyoruz? Karbon Karbondesülfürün yandığında açığa çıkan ısıyı biliyoruz ama SO2'nin yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplamamız bu verilerle mümkün değildir. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet, 3. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle demiş ki tepkime standart koşullarda gerçekleşmektedir. Buna göre diyor bu ile ilgili hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar X değeri diyor sodyum bromür katsının standart molar çözünme entalpisidir. Bakın arkadaşlar burada ne olmuş? Sodyum bromür katısı yani iyonik bileşik ne yapmış? Suda iyonlarına açmış. Bir suda iyonlarına ayrışan katılar için molar çözünme entalpisinden bahsedebiliriz. Bir molü ayrıştığında açığa çıkan ısıdır. Doğru mudur? Doğrudur. 2 1 mol sodyum bromür katsı oluşurken x kilojul ısı gerekir. Arkadaşlar siz sodyum bro bromürü oluştururken yani 1 mol sodyum bromür katsını oluştururken ne yaparsınız? Sodyum ve bromür tepkimeye girer. Sodyum bromür oluşur. Isı mı gerekir? Isı gerekmez arkadaşlar. Ne yapması lazım? Isı açığa çıkar demesi lazım. Dolayısıyla burada kavram yanlıştır. Yani şöyle yazmanız lazım. Sodyum ve bromür iyonu tepkimeye girip 1 mol sodyum bromür katısını oluşturması lazım. Burada bu adam ısı aldıysa burada ısı verir yani ısı açığa çıkar. Dolayısıyla gerekir demek yanlış olur arkadaşlar. 3'e bakıyoruz. Isıcağı yalatılmış bir kapta bulunan suda sodyum bromür katsını çözünürken suyun sıcaklığı bir miktar azalır. Arkadaşlar ısıcağı yalatılmış bir kapta sodyum bromür katsını çözdüğünüzde yani şu tepkimede bakın x kilo'cunu kadar bu adam ısı almış. Ne yapıyor? Ortamdan ısı alıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Suyun sıcaklığını bir miktar azaltacak. Çünkü ortamdan ısı aldığı için suyun sıcaklığını düşürecektir. Doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız C H arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Tepkime standart koşullarda gerçekleşmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili hangisi hangi yargı diyor yanlıştır demiş. Evet arkadaşlar diyor ki tepkime egzotermiktir. Bakın ısı açığa çıkmış. Yani 85 kilojoluk ısı açığa çıkmış. Delta şimdi negatiftir. Nasıl yazarız? Eksi 85 kilojol. Doğrudur. 2'ye bakıyorum. c h 6 gazının standart molar oluşum entalpisi diyor. Eksi 85'tir. Biraz önce söyledik. Evet h 6nın delta H. Eksi 85'tir. Doğrudur. Aynı koşullarda 24,5 litre. C2H6 gazın elementlerine ayrışması için 85 kJ ısı gerekir. Bakın arkadaşlar. Aynı koşullarda diyor ama koşulları belirtmiş. Bakın standart koşullar. Standart koşullar ne demektir? Oda koşulları demektir. Oda koşulları kaç derecedir? 25 derecedir. Bakın arkadaşlar. 1 mol gaz 1 mol gaz oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. Dolayısıyla 24,5 litre ne demek? Aslında 1 mol demek. Yani diyor ki 1 mol h 6 gazının ayrışabilmesi için 85 kilojül ısı gerekir demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Siz bu tepmeyi ters çevirdiğinizde h 6 ısı alması gerekir. Doğrudur. 4'e bakıyorum reaktiflerin yani diyor ki girenlerin standart molar oluşum entalpileri sıfırdır. Bakın arkadaşlar biz kimlerin molar oluşum entalpilerini sıfır kabul ediyorduk? Elementlerin kararlı halledin. Bakın karbon kararlı halde grafit formunda bulunabilir. Yani dolayısıyla kat haldedir. Hidrojen de kararlı hali moleküler ve gaz haldedir. O zaman dördüncü öncüle de doğru diyoruz. Beşe bakıyoruz. Aynı koşullarda 6 gram C2H6 gazının oluşması için 17 kilojül ısı gerekir demiş. Arkadaşlar bakın bu tepkime de 1 mol C2H6 oluştu. Yani 30 gram mı oluştu? O zaman şunu söyleyebiliriz bakın. 30 gram C2H6 gazı oluştuğunda 85 kilojül ısı açığa çıkarsa 6 gram oluştuğunda yani 5'te 1'i ne olur? 17 kilojül ısı açığa çıkar oluşması için. Yani ısı gerekir demesi yanlış olmuş. Yine kavramda bir hata var. 17 kilojül ısı açığa çıkar dese doğru olurdu. Cevabımız edin arkadaşlar? Evet bir sonraki soruya bakıyoruz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Sormuş. Şöyle yukarıda verilen tepkimeye göre 13,2 gram propan gazı standart koşullarda tamamen tepkime verdiğinde aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşmez demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim 13,2 gram C3H8 gazlanan moline geçiş yapmamız lazım. Şurada hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar moline'yi de C3H8 için kütlesi bölü eması. Evet kütlem ne kadar? 13,2 gram. Emam ne kadar hesaplarsanız bakın 3 çarpı 12 36 8 daha 44 yapar. 44'e bölerseniz 0,3 mol yapar arkadaşlar. O zaman propanın altına geldim. 0,3 mol lazım. Evet 1,5 mol 12 harcanır demiş. Bakın arkadaşlar 1'e 0 ise 5'e ne kadar harcarsınız? 1,5 mol harcarsınız. Doğrudur. 636 kilojul sağ çıkar demiş. <laughs> Şimdi pardon arkadaşlar. E, propan gazı diyor ki tamamen tepkime verdiğinde yani ne yapıyorsunuz? Elinizde 0,3 var. 0,3'ün tamamını da harcıyorsunuz. O zaman şunu sormamız lazım. 1 mol propan gazı tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkmış? 2220. Ne kadar şu an tepkime ediyor? 0,3 mol. O zaman 2220'yi 0,3'e çarparsanız 666 kilojül çıkar arkadaşlar. Isı açığa çıkar. Doğrudur. Oluşan karbondioksitin kütlesi 39,6 gramdır. Arkadaşlar ne kadar karbondioksit oluştu? 1'e 0 ise 3'e 0,9 mol mu oluştu? E burada kütleye geçiş yapabiliriz. 0,9 çarpı karbondioksitin emasını hesaplarsanız 44 gelir. Buradan da arkadaşlar 39,6 gelir. Doğrudur. Et evet, denize bakıyoruz. Oluşan suyun hacmi normal koşullarda 26,8 litredir. Bakın arkadaşlar burada dikkat edelim. Biz diyoruz ki 1 mol gazlar 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 tercim kaplar ama su bakın burada sıvı halde yani gaz halde olsaydı doğru olacaktı. Buraya dikkat edelim. Yani denizli yanlıştır. Hesaplamaya bile gerek yok. Edirne'de harcanan toplam gaz 1.8 moldur. Bakın arkadaşlar propandan 0.3 harcadık. O2'den de 1.5 harcadık. Yani toplamda 1 8 mol harcadık. O zaman doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir. Buna göre diyor 0,3 molar 2 litre asel ve 0,1 molar 4 litre sodyum hidroksit çözeltileri karıştırılarak aşağıdaki tepkimesi diyor. Gerçekleştiğinde en fazla kaç kilojoule enerji açığa çıkar demiş. Arkadaşlar siz molarite ile hacmi çarparsanız mol mi bulursunuz? O zaman şurada çarpalım. Molarite çarpı hacim eşittir mol. Evet elinizde ne kadar mol hasıl varmış? 0,3 çarpı 2'den 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol HCl varmış. Yazıyoruz 0,6 mol HCl. 0,1 çarpı 4'ten ne yapar? 0,4 mol'de de sodyum hidroksit varmış. Evet arkadaşlar bunlar tepmeye girdiğinde e, Bakın burada bir hatırlatma yapalım. En fazla diyor kaç kilojül enerji, enerji açığa çıkar. Arkadaşlar bu tarz tepkimelerde yani asit baz tepkimeler olsun ya da herhangi bir tam verimli tepkimelerde biten bitene göre enerji hesabı yapılır. Yani siz bu tepkimede kimi bitirebilirsiniz? Aynı oranda girdikler için az olan maddeyi bitirirsiniz. Yani 0.4'e 0.4 harcarsanız yani 1'e 0,4 harcarsanız 1'e yine 0,4 harcarsanız kim biter arkadaşlar? Sodyum hidroksit. O zaman soru sodyum hidroksite göre çözülür. Yani 0,4 mol sodyum hidroksit harcandığında 56 kilojül ısı açığa çıkarsa pardon arkadaşlar soruyu ters sorduk ama 1 mol sodyum hidroksit bu kadar harcanıyor. Orayı bir düzeltelim. Evet şöyle diyelim arkadaşlar. 1 mol sodyum hidroksit harcandığında 56 kJ ısı açığa çıkarsa 0.4 mol harcandığında ne kadar çıkar? Evet arkadaşlar 56 ile 0.4'ü çarparsanız 22,4 kJ ısı açığa çıkar arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz. Eşit kütlede SO2 ve O2 gazı kullanılarak tepmesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepme sonucunda 20 kJ ısı açığa çıktığı bilindiğine göre tepme ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar eşit kütleli sorularda ne yapıyorduk? Ema'sı fazla olan kadar alıyorduk ama soruda ema'lar da belirtmemiş. Şöyle yapalım arkadaşlar o zaman şuraya tepmeyi alsak yani SO2 artı 1 bölü 2 O2 gazı karşı tarafta SO3 aldık. Bu tepmenin delta H'ı eksi 100'müş değil mi? tepmele diyor 20 kilojul ölçü ısı Yani burada şunu söyleyebilir miyiz? Hani büyük olan adama göre işlem yapacağız işte şu kütleri sorularda. Burada büyük olan yani eması büyük olan kükürttür. Yani SO2'dir pardon. SO2'nin kütlesi daha fazladır. O zaman sorumuzu şöyle şuradan gidebiliriz. Yani 1 mol SO2 harcadığımda 100 kilojul ısı çıkıyorsa 20 kilojul ısı çıkması için 0,2 mol SO2'nin tepkimeye girmesi lazım. Doğru mudur? Yani bunu o zaman şöyle desek. 0.2 mol bu adamdan tepmeye girecek. Bu adam bitecek ya ben bu adama göre zaten işlem yapacağım. O zaman bu adam bitirmeye çalışacağım. 0.2 almışım. 1'e 0.2 harcarsam 1 bölü 2'ye 0.1 harcayacağım. Değil mi? Ve son durumda da işte bundan da 0.2 mol olacak. Yani SO2 bitecek. Artan gaz ne kadar olacak? Ona bakacağım. Yani şöyle de yapabilirsiniz bundan 0,2 aldınız. Eşit mol aldınız ama 0,2 mol SO2 alacağınız için 0,2 çarpı 2'den toplamda 0,4 mol gaz almanız lazım. Değil mi? Yani şöyle desek. 0,4 alsanız yani 0,2 bundan alsanız 0,2 bundan alsanız toplamda 0,4 mol gaz alırsınız. Ve ne yapar? Ee, SO2 biter gibi görünür. Şöyle yapsak arkadaşlar bir saniye. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Tepmemizi yazalım. SO2 gazı O2 gazı ile tepmeye girip SO3 gazını oluşturmuş. Şimdi biraz önce söyledik ya 1 mol SO2 harcadığımda 100 kilojül ise 20 kilojül için 0,2 mol gerekir. Yani bu adamdan 0,2 mol tepmeye girmiş. Bu adamdan 0,1 girmiş. Bu adamdan da 0,1 oluşmuş. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Hani eşit kütleli sorularda fazla olan adamdan aldığımız için bir defa o2 için şunu söyleyebiliriz 0.3 mol artmıştır Bakın burayı 0.3 aldığınızda bu adamdan 0.4 alırsınız Başlangıç gaz karışımında şu adamdan 0.2 aldığınızda sağlar mı? Sağlar O zaman A ve B doğrudur arkadaşlar Başlangıçta toplam 25.6 gram gaz alınmıştır diyor Başlangıçta aldığınız gaz toplamda 0.6 ama ayrı ayrı alıyorsunuz Sonuçta emalar farklı 25.6 gram alabilir miyim? Taburda emaları verse soru daha iyi olurdu. Yani kükürt 32, oksijen 16 emayı vermezsek sanki soru biraz havada kalır gibi oluyor. Ben arkadaşlar şöyle çözeceğim bu soruyu kusura bakmayın emaları verip çözmemiz lazım çünkü emaları vermezsek bu soru bu haliyle çözülmez arkadaşlar. O yüzden ben şu şekilde soruya başlıyorum. Evet kükürtün eması 32, oksijenin eması 16 yazaraktan başlıyoruz arkadaşlar. Eşit kütleli sorularda ne yapıyorduk? Eması fazla olan kadar alıyorduk. O zaman şöyle yapacağız. Şu adamın emasını hesaplarsanız 64 gelir. Bu adamın emasını hesaplarsanız 16 gelir. Bunlara oran diyorduk. Başlangıçta ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşit kütlede 64 bundan 64 bundan alıyorduk. Harcanan yapıyorduk. Son durumda denge yapıyorduk. Evet arkadaşlar şimdi. 64'e 64, e 64 e harcarsanız 16'ya 16, yı 16 yı harcarsanız. harcarsınız? Dolayısıyla. Yani şu adamın kütlesi de 80 tabi ama şurada yok diyeceğiz. Evet bundan da 80 oluşur. Yani 80'e 80 oluşur ne yaparız. Bu adamdan arkadaşlar bakın 48 e, gram arttı. Bu adam bitti. O zaman şunu söyleyebiliriz. 48 gram O2 kaç mol yapar? Yani 1 mol O2 32 gramsa. 48 bölü 32'den. Zannediyorum 1.5 mol yapar. Yalnız bu 1.5 mol şunun için geçerli. Bakın. 1.5 mol O2 arttığında 100 kJ ısı açığa çıkarsa 20 kJ ısı açığa çıkması için 5'te 1'e 0.3 mol O2'nin artmış olması lazım diyerek A'ya doğru dedik. Bu şekilde soru daha anlaşılır olur Çünkü eşit kütle sorularda da emalar vermesi lazım arkadaşlar. Bilmek zorunda değilsiniz. <laughs> Pardon arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Başlangıçta gaz karşımı 0.6 moldur. Bakın arkadaşlar. 64 gram bundan 64 gram bundan aldık. Yani toplamda 128 gram madde aldık ama sıfır altı mole geçtiğinizde bakın 64 gram SO2 1 mol yapar. 64 gram O2 de 2 mol yapar. Başlangıçta ne yaptınız? Aslında benim 3 mol maddem varmış. Tabi 3 mol bundan, 3 mol bundan dediğinizde yani şu, hatta soruyu şöyle soralım arkadaşlar. <laughs> 3 mol madde varken tepmemin entalpisi 100'dü. 20 kJ olması için ne yapması lazım? 5'te 1'ine inmesi lazım. 0.6 mol madde olması lazım. B de doğrudur. Başlangıçta toplam 25.6 gram gaz alınmıştır. Arkadaşlar artık şöyle diyebiliriz. Başlangıçta biz 128 gram madde aldık. O zaman 128 gram madde aldığımızda tepkimenin entalpisi 100 ise 20 olabilmesi için 5'te 1'ine inmemiz lazım. O da ne yapar? 25.6 yapar. Çünkü 0.2 katıdır. Doğrudur. Denizli'ye bakıyoruz. 0.1 mol SO2 gazı kaba eklenirse artan madde olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar sorumuzu şöyle sormamız lazım. Normalde 64 gram <laughs> SO2 harcandığında 100 kilojül ısı çıkıyordu. 20 kilojül harcanması için 5'te biri 3.2 gram almamız gerekiyordu. 3.2 gramda ne yapar arkadaşlar? 1 mol so ne kadardır. 64 gram bu bunun e, yarısının onda bir. Yani 0.05 moldür. Dolayısıyla 0.05 molü bunun normalde 0.05 molüyle artma olmaması lazım ama 0.1 mol demiş. Yanlıştır. Edirne'ye bakıyorum. Oluşan SO3'ün hacmi normal koşullarda 4.48 litredir. Arkadaşlar SO3'ten ne kadar oluştu? 80 gram. 80 gram SO3 zaten 1 mol yapmaz mı? Dolayısıyla sorun bu sefer şu olacak. 1 mol SO3 oluştuğunda 100 kJ'dü benim entalpim. 20 kJ olması için 5'te biri 0.2 mol SO3 girerdi. Peki normal koşullarda 0.2 mol gaz 22,4 ile çarparsanız 4,48 litre hacim kaplar yorumunu yaparız. Cevabımız denizidir arkadaşlar. Evet 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Yukarıda verilen tepkimeler tepme ısının işareti delta h büyük sıfır ya da küçük sıfır olarak işaretlenmiş. Kaç tanesi yanlıştır diyor. Bakın arkadaşlar. Kalsiyum karbonat gazını kalsiyum oksit ve karbonhidrat gazına dönüşmüş. Ne olmuş? Bu bir parçalanma bozulma tepkimesidir. Dolayısıyla ısı alarak gerçekleşir. Delta h'ı sıfırdan büyük olacak. O zaman yanlış işaretlenmiş arkadaşlar çarpı atıyorum doğrusu böyle olacaktı. 2 mol amonyak gazı yine parçalanmış. Ne yapması lazım? Isı alması lazım. Doğru mudur? Doğrudur. NH3 asitle tepmeye girmiş. Bakın asitle bas tepmeye girdiğinde oluşan tuz ısı açığa çıkartır. Doğrudur. Pardon arkadaşlar yanlıştır. Isı açığa çıkarması lazım da. <laughs> Azot gazı o ikile tepmeye girip yanmış arkadaşlar. Diyoruz ki yanma tepmeleri egzodur ama azotun yanması hariç ısının girenlerde yani endotermik olması lazım. Doğrudur. Hidrojen oksijenle tepme yerine suyu oluşturur ve oluşum tepmeleri ısı açığa çıkarır. Egzodur. Doğrudur. Kaç tanesi yanlış dedi? Evet arkadaşlar birinci ve üçüncü tepmem yanlış verilmiş. Yani iki tanesi yanlıştır arkadaşlar. Evet dokuzun soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda tepmeye göre normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan. Ne demek arkadaşlar? 8,96 bölü 22,4 derseniz o da ne yapar arkadaşlar? 4 katın onda biri. Yani 0,4 mol yapar. 0,4 mol ürün oluşması için diyor. Gereken ısı ne kadardır? Bakın arkadaşlar normalde 1 mol bu adamdan, 3 mol bu adamdan 4 mol ürün oluştuğunda 92 kilojül ısı açığa çıkarsa 0,4 oluştuğunda yani 0,1 katında ne yapar? 9,2 kilojül sağ açığa çıkar. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Minimum enerjili olma eğilimi ürünler yönünde olan tepme için. Arkadaşlar bir kimyasal tepmede ürünler yönünde minimum enerjili eğilim ne demektir? Bu arada minimum enerjiye eğilim ısının olduğu yönedir arkadaşlar. Isının olduğu yönedir. Minimum enerji. Dolayısıyla ısı ürünlerde ise benim tepmem egzotermiktir. Dolayısıyla ürünümün enerjisi giren enerjiden küçük olur. Doğrudur. Tepme diyor delta H sıfırdan küçüktür. Doğrudur. Nötralleşme tepmesi olabilir arkadaşlar. Çünkü asit ve bazılar tepmeye girdiğinde tuz ve su oluştururlar ve ısı açığa çıkarırlar. Doğrudur. Cevabımız edin arkadaşlar. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.